Ben Sıdıka Gün, Şehit Assubay Çavuş, Şehit Nihat Gün annesiyim. Nihat'imiz, şehidimiz 1966-1987 Konya doğumlu. İlkokulunu Hazımoğlu Şahin'de okudu. Ondan sonra Endüstri Meslek Lisesi'nde okudu. Ondan sonra acaba üniversite imtihanlarına girdi. Bu arada da Konya Spor'un altyapısında oynuyordu, oralara gidiyordu. Sporu çok seviyordu, Galatasaraylıydı, çok Galatasaraylıyı çok severdi. Ondan sonra Konya Spor'un da altyapısında oynadı, Endüstri Spor'da oynadı. Ondan sonra acaba liseyi, yani kendisi plan kurmuştu yani ne olacağımı diye. İlkinden bu bir Alaaddin Tepesi'ne gitmiş, orada bir subay görmüş. Orada da askerler oturuyormuş, kalkmışlar subaya selam durmuş. Selam duruşum, ben demiş subay olacağım. Planını yapmış yani. Anne dedi, ben dedi planımı yaptım dedi. Bana ne olacaksın filan dedi. Ben dedi subay olacağım dedi. Ama bu da spor şeyi çok seviyordu, beden eğitimi öğretmenliğini çok seviyordu. Ondan sonra acaba ilkin beden eğitimi öğretmenliğine girdi. Ondan sonra orayı da kazandı. Beden eğitimi öğretmenliğini de kazandı. Ondan sonra acaba bir baktı üniversite puanları yüksek oluşum. Babasıyla beraber askeri okula gittiler. Balıkesir'de okudu orada. Oradan Ankara'ya çıktı. Ankara'dan da güvercinlikte görev yapıyordu. Oradan Van'a çıktı tayini. Gönüllü olarak Hakkari'ye gidiyor. Hakkari bizim haberimiz yok. Düğün olacaktı. Bizim haberimiz olmadığı için sonra Hakkari'ye gidiyor. Orada şehit haberi geliyor. Pazarları zaten hiç sevmem. Kasım'ın 18, 2012. Pazarları hiç sevmem. Yani pazar günü şehit haberi geldiği gün. Zaten her zaman da pazarları paylaşırım. Ne mutlu ki hayırlı bir evlat yetiştirmişim ki vatana, millete hayırlı bir arkadaşlar da var. Arkadaşları ziyarete gelir. Ondan sonra otururlar, kakarlar, bizimle konuşma yaparlar. Cumalar olsun, kandillerde olsun, bayramlarda olsun devamlı ararlar. Hani ne diyorum, bir nihatimi kaybettim ama 1000 tane nihatim oldu. Ne mutlu ki bana. İşte iki oğlum vardı işte, abisi var. Kızım yok. Kızım olmadığı için Allah'ım bana da iki tane kız torunu verdi. Onlarla avlıyorum işte, onlar gelip gidiyorlar. Burada Konya'da şehitlikte yatıyor. İki yere ismi verildi. Belediye başkanlarımız geldi, konuştular nereye verelim diye. Ben babası dedi, Konya şey sporu çok severdi dedi. Spor şeylerine verelim dediler. Ondan sonra acaba bir tanesi şey Aydın'daki evlerde Fethiye Onsun İlkokulu'na verildi, spor salonuna verildi. Buraya verildi, Kalatay tarafına verildi. Şehit Nihat Gün Spor Salonu diye oraya verildi. Bir tane kütüphaneye verildi. İşte ismiyle yaşatıyoruz şehitlerimizi. Ne mutlu ki. Ama işte diyorum ki bazen arkadaşları hani bir gün önce haber gelmişti bize. Anne ben geleceğim diye. Ondan sonra bu da kısırı çok sever. Ondan sonra kalktım kısır yaptım, hazırlık yaptım. Sonra ablamı aradım. Abla dedim böyle böyle Nihat gelmiş, gelecek dedim. Hadi gelin oturalım filan diye. O da kızıyla beraber geliyor. Ondan sonra Nihat geldiğinde ben Nihat hiç tanıyamadım. Bak Ekim'de geldi boylu, boslu canım. Bir görsen böyle irileşmiş. Ay Nihat'im dedim ne kadar güzelleşmişsin sen. Ne dedi askeriyenin ekmeği bize yarıyor dedi. Ondan sonra ablam Gül de geldi. Oturduk, yedik, içtik. Ablam Gül gidiyor da kızına söylemiş. Vallahi demiş ben Nihat şehit mi olacak bilmem demiş. Ablam söylemiş. Anne demiş ne biçim konuşuyorsun teyzeme falan sakın böyle bir şeycik söyleme bak demiş. Vallahi bilmiyorum demiş. Çocuk çok değişik geldi bana demiş. Senin demiş oğluna söyleseler rızan olur mu demiş. Öyle değişik ayrı. Hiç diyor söylemedi diyor. Ama beni her zaman arardı. Şehit olmaya bir hafta kala devamlı telefon açardı. Anne hakkını helal et. Anne hakkını helal et derdi. Ondan sonra acaba nasılsın oğlum iyi misin? Anne çok iyiyiz derdi. Ondan sonra cumartesi günü telefon açtı. Anne dedi operasyona gideceğiz beni kaldırır mısın dedi. Ben de tamam dedim. Abisiyle konuştu. Bir tane 3 yaşında yeğeni vardı. Onunla konuştu. Ondan sonra cuma anne dedi 4.30'da ben kaldırdım onu. Tamam anne kalktım dedi. İşte 4.30'da gidiyorlar. 4 tane arkadaşını şehit veriyorlar.
Ondan sonra acıma teröristler telsiz alıyorlar, şehidimiz var diye. Sonra helikopterle pilotu gidiyor, tam helikopteri şey yapıyor, şehitlerimizi tam koyuyor şeye, helikoptere. Kapısını örterken sol tarafından kurşun yiyor. Pilot dönüyor bakıyor, Nihat çabuk ol bak biz de vurulacağız ki. Baksa ki Nihat helikopterde yatıyor. Hemen yaralı sanıyor, hemen şey Hakkari'ye şeye gidiyor, Şemdinli'ye gidiyor, orada sağlık ocağına götürüyorlar. Baksa ki ama helikopterde canını veriyor. Ondan sonra pazar günü, ben niyetliydim, Muharrem ayıydı. Pazar günü tam 9'a çeyrek kala şehit oluyor. Ondan sonra acaba ben kalktım işte sabah kalktım, gelin hanım kahvaltı falan hazırladı. Anne kahvaltı yapalım, ben dedim orucum, niyetliyim dedim. Onlar da eşiyle beraber her pazar çarşıya, dışarıya çıkarlar, dışarıda yiyirler. Ondan sonra akşam üzeri eve geliyorlardı, gelirler. Ondan sonra bunlar saat 12'de gittiler. Arkalarından camdan baktım şöyle. Polis arabası böyle böyle gidip gidip geliyor sitenin önünde. İlkin Aral dedim, bu olay filan var dedim. Ondan sonra hiç ses demedim, içeriye girdim. Öğlen namazımı kıldım, Kur'an'ımı okudum. Ondan sonra eşim de maça çok düşkün. Maça bakıyor o şeyde, odada. Ondan sonra saat tam 3'e çeyrek kala kapımız çalındı. Bir baktım, açtım kapıyı. Az subaylar, askerler, ondan sonra acıma tam camimizin cemaati, hepsi dolmuş ama biliverdim. İlkin dedim, Nihat'im dedim. Yok teyzem dediler, bir şeycik yok dediler. Yaralı dediler, sizi götüreceğiz dediler. Sonra eşimi çağırdılar. Eşimi ayrı bir odaya aldılar. Eşime söylemişler böyle böyle şehit olduğunu. Sonra komutanımız geldi, bir tane komutanımız geldi ben az salonda. Annem dedi, ne mutlu ki dedi, hayırlı bir evlat yetiştirmişsin ki dedi, vatana, millete dedi, oğlunu dedi, şehit verdik dedi. Ben oradan kendimi kaybetmişim, nasıl bağırmışım. Kendime sonradan geldim ki bir baktım, o millet, o insanlar nereden dolmuş, her taraflara bayraklar asılmış böyle bir görseniz yani, çok güzel şeyler olmuş. Ondan sonra acaba kimi su veriyor, kimi diyor, ben diyorum niyetliyim falan diyorum. Ondan sonra bir baktım, eşi geldi. Şeyden Ankara'dan eşini getirttiler, işte talebeydi daha o. Ondan sonra acıma işte saat 9 şey pazar günü haber geldi. Hava şartlarından dolayı gelemedi Konya'ya. Sonra acıma pazartesi günü dediler. Pazartesi günü de saat geç geldi. Tören yapılmadı. Salı gün dediler. Salı gün gayri tören yapıldı. İşte saat 12'de öğlen namazını kıldık. Musalla şehitliğimize defnedildi şehidimiz. Ama ben bunun rüyasını görmüştüm yani. Ben oğlumun rüyasını görmüştüm. Rüyama yani bir baktım böyle her taraf savaş alanı gibi. Helikopter düşüyor şöyle. Bir bakıyorum Nihat'im geliveri şöyle. Ay Nihat'im diyorum şöyle. Nihat benimle hiç konuşmuyor. Koydu gitti. Hiç seslenmedim. Ondan sonra bir gün sabah namazı kalktım böyle, şeyden bakıyorum, pencereden bakıyorum. İnanır mısın sabah namazı gözümle o sitenin önüne her taraf bayraklarla döşeli. Daha şehit olmadı bak. Hiç şehit olmadı, bayraklarla böyle döşeli. Allah Allah diyorum, hayırdır inşallah, özür dilerim ne şeytanacığım, bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ondan sonra kendimi şöyle bir topladım, hemen bir kalktım. Ama ne yaptı ki Allah'ın bize gösterdi işte çocuğumuza, yavrumuza onduramıyoruz, konduramıyoruz daha doğrusu. İşte babası olsun, abisi olsun. İşte öylesine. Yani çok hatıraları var. Arkadaşlar hiçbir zaman bırakmadılar, gelirler giderler. Torunlarım olsun. Ne mutlu ki yavruma. Biz diyorum, öyle diyorum yani. Hani biz seçilmiş kullarız. Yavrum olsun seçilmiş kura. Hani ağlamakla inim. Hayır. Hiçbir zaman evde çok ağlarım. İnanır mısınız? Evde ağlarım. Ama bir yemek koysam, bir şeycik koysam, Nihat'im şunu severdi, Nihat'im bunu yapardı diye çok severim. Ama o şehitliğe gittiğim zaman inanır mısınız? Bir tane gözyaşı gelmez. Anne ağlama. Biz çok güzel yerdeyiz diyorlar. Ama işte insan duramıyor. Arkadaşlar mesela cumaları gelirler, tatile gidecekleri zaman kalırlar, giderler. Onlara hiç belli etmem. Ama onlar gittikten sonra ağlayabilirsen Sıdık'a ağla.
İşte o yılı hatıraları var işte, arkadaşlarıyla hatıraları var. Yani bu devamlı çabalardı yani, devamlı çabalardı okuyacağım. Mesela Ankara'daydı, cumaları gelirdi, pazarları giderdi. Bir bakardım arkasında böyle çanta, içinde defter, kalem şey dolu, kitap dolu. Oğlum bunlar ne? Anne okumanın zararı olmaz, yükseleceğim derdi. Devamlı yükseleceğim anne derdi. Ondan sonra zaten yükseldi, en güzel mertebelerde, en güzel yerlerde. Peygamber Efendimiz'in koynunda yani ben öyle derdim yani her zaman. Ne mutlu ki şehit annesiyiz, şehit babasıyız, o gururla yaşıyoruz. Yavrum o bize gurur yaptı. Zaten anneler günü olsun erkenden arardı, telefonum çalardı, bakardım. Anne, anneler günün kutlu olsun, ellerini öperim derdi. Bayramlarda böyle açardı, anne bayramımız mübarek olsun derdi. Hakkari'deyken mesela biz orucumuzu açardık Ramazan'da. Şey yapardık, daha aşmadık. Anne ben orucumu açtım derdi. Öyleydi. İşte o şeylerle yaşıyoruz işte. Arkadaşları gelirler giderler. Sonra ama bu korona yüzünden beyden beri gelen gidenimiz yok. İnşallah bunu da atlatacağız. Her zaman öyle diyorum. İlkin Allah'ımın evi, sonra şehidim evi derim ben her zaman buna. Hiç evim olmadı. Ne mutlu ki işte yavrum şehit oldu. Ev aldım. İlkin Allah'ımın evi diyorum. Sonra şehidimin evi derim ben devamlı. İşte onun hatıralarla yaşıyoruz. Şehitliğe gideriz. Pazar günü giderim. Hiç koymam. Pazar günleri şehit haberi geldiği gün. Ondan sonra salı günü gömüldüğü gün o zaman giderim. Canım sıkıldığı zaman o zaman giderim. Orada bir ferahlık var. Huzur var orada. Gerçekten yani. Huzur buluyorum oraya gittikçe. Oturuyorum, konuşurum mesela. Oradaki çalışanlar gelir. Anne çay getire veya su getirelim filan der. Yok derim ben. Otururum ondan sonra evime koyar gelirim. O benim dert arkadaşım. Her şeyimdi. Çünkü 20 yaşına kadar benim yanımdaydı yavrum. Üniversiteye gidinceye kadar, askeriye kazanıncaya kadar hep 20 yaşındaydı. Çünkü benim kızım yoktu. Onu hani kız gibi yetiştirdim yani. Her şeyimdi benim. Dert ortağında her şeyimi anlatırdım. Abisiyle her şeyi paylaşırdı. Şimdiki çocuklar paylaşmayı bilmiyor. Gerçekten yani. Şimdi benim yavrularım biri 18 yaşında aldı telefonu. Bu şehit olanlar telefonu hiç yoktu yani. Telefon nedir bilmezdi. Öyleydi. Hani biz bir çekirdek aileydik. Varlık yoklukla büyüttük yani. Eşim elin yanında çalışırdı. Evim kiraydı. Onlarla beraber ben onlarla beraber büyüdüm. Onlarla beraber yedik içtik. Okuldan gelirdi. İşte anahtarı vardı, girerdi içeriye. İşte öyle hayatıyla, öyle avunuyup gidiyoruz. 9 yıl oldu, evet. Kasım'ın yine şehidimizin yıl dönümü Kasım. Kasım'ın 18, 2012. Yine hatimlerle, dualarla düğününü yapacağız. Ben öyle diyorum, düğün yapmadık ama ben hatimlerle, dualarla yine düğününü yapacağım. Ne hatimin her zaman senesi geldiği gibi şehidimin düğünü var diyorum ben. İşte hatimlerle, dualarla yine okuduk, hatimimizi okuduk, Yasinlerimizi okuduk, okuyoruz, devam ediyoruz inşallah. Bütün şehidime, şehitlerimize dualar yapacağız. O gururla yaşıyoruz. O şehit haberi duydukça gerçekten yani ciğerlerimiz sızlıyor zaten. Gerçekten ben her zaman da diyorum, sabah programımızı hiç kaçırtmıyorum. Sabah programımızı Ceren Hanım'a hiç kaçırtmıyorum, Ceren Uysal'ı hiç kaçırtmıyorum. O da biliyor zaten. Şehit annesi diye her zaman yavrum beni anar, söyler. Gerçekten Allah razı olsun. Her zaman şey yaparım. Yine yazı da yazarım. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Yine ciğerimiz yandı diye. Allah'ım ailesine bol sabırlar versin diye her zaman yazarım. Şehit olduğu zaman, yakın olduğu zaman mutlaka gideriz. Yani şehitliğe gömülürse bile giderim şehitliğe. Evi yakın olsa bile yine şehitliğimize, evine kadar giderim, ziyaretlerim. Çünkü biz hepimiz kader arkadaşıyız. Birbirimiz, derneğimiz var, derneğimize gidiyoruz, derneğimize sohbetler oluyor, Kur'anlerimiz oluyor, gidiyoruz. İşte hepimiz kader arkadaşı olduk, derdimizi biliyoruz, paylaşıyoruz. O günlerle işte öyle yaşayıp gidiyoruz, girer. Girer de bazen girmez, niye girmez bilmiyorum, ne hatim diyorum. Ama hep ablam görüyor, rüyasında hep ablam görüyor, telefon açıyor. Bir gün ne hati gördüm. Bu sefer benim ağlamak diyor. Herkese giriyorsun da diyorum, niye bana giremiyorsun? Niye girmiyorsun diyorum bazen. Görüyorlar, hani arkadaşlar olsun, ablam gül olsun, gelinimiz olsun. Herkes görüyorlar böyle. Hani onda eşlere çok zor. O çocuklara çok zor. Bayram geldiği zaman mesela bir anne, baba yok, şey yok. Onlara daha bir zor.
Şehit annelerine daha bir zor. Hani diller ya ciğerimiz yanıyor diye. Onlara da kolay değil, bize de kolay değil. Hani konuşuyoruz işte, Kur'an'lar okunuyor, şeyler okunuyor, hatimler okunuyor. Biz de onlarla oynuyoruz. Başka konuşacağımız yok yani. Şehitlerimizle ilgili konuşuruz. Başka bir şey yok yani. Onlarla konuş, hatimlerimizi konuşuyoruz. Şöyle, biz Nalçacı'da oturuyorduk o zaman. Bu da Hazımulu Şahin'e giderdi. Benim çocuklarım devamlı o musalla mezarlıklarında oynardı. O zaman sapık pasak falan bir şeycik yoktu. Çocuklarımız dışarıda oynarlardı. Abisine demiş ki o musalla mezarlığına gezerken, abi ben buraya gömüleceğim, bu şehitliğe gömüleceğim dermiş. Devamlı, abi ben buraya gömüleceğim. Abisi devamlı söyler onu. Yani hatırlar yani. O şehitliğe de gerçekten oraya da mefat etti. İşte oraya da gömüldü, oraya da gömüldü. Biz o tarafta oturduğumuz için yani abisiyle beraber zaten Hazımulu Şahin de okudu. Abisi Ayşegül Nesrin de okudu. İşte ömrümüz oralarda geçti. Yazıyorum. Yazıyorum. Her pazar yazarım. İnşallah çıkarabilirsem kitabını çıkaracağım şehidimin. İnşallah yapabilirsem, çıkarabilirsem şehidimin kitabını çıkaracağım. Hatıralarını yazıyorum. Ondan sonra anılarını yazıyorum. Ondan sonra kalkıyorum böyle gece okuyorum, Kur'an'ları okuyorum, namazımı kılıyorum. Ondan sonra aklıma gelirse ne yazdık yazıyorum. Zaten evime de bir kitap yaptırdım ben böyle. Gelen misafirlere böyle yazıyorum. Anıtkabir'de bir kitap oluyor ya mesela. Konya valimiz olsun, kaymakamımız olsun ziyaret ediyorlar. Onlara bir hatıra yazıyorum. Onlar bir hatıra yazıyorlar bana. İnşallah Nihatim'in işte kitabını çıkartırsam onları koyacağım. Çelik Kuvvet'ten mektuplar geldi, Çumra'dan mektuplar geldi. Bak tanımadıkları halde yavruma ne kadar güzel mektuplar yazmışlar tanımadıkları halde. O mektuplar beni okudukça gurur duyuyorum. Ne mutlu ki hayırlı bir evlat yetiştirmişim ki vatana, millete. Tanımışlar yani, tanımadıkları halde çocuğumu tanımışlar. Ne mutlu. O yazıları bir okusanız, o yazılarda neler yazılı, neler yazılı, ne mutlu. Onları okudukça gurur duyuyorum yavrumla gerçekten. Aynen, aynen. Bu tarafta ikimiz de aynı yerde oturuyoruz. Zaten abisi oradan ayrılamadı. Şehit geldiği yerde oturuyor abisi. Orada hatıraları vardı, bırakıp gidemedi. Bırakıp gidemedi. Yani orada dedi hatıraları var dedi, anne dedi. Gidemedi. Ben dedim hatıraları olduğu için bu taraftan ev aldık. Yan tarafından ev aldık, orada oturuyoruz işte. Orası benim için daha bir başka, Fatih Sitesi diyoruz. Orada otururduk işte, şehit geldi de oradaydık. Şimdi Ayzadeler'de oturuyorum. Ondan sonra orası daha bir başka. Mesela torunlar çağırıyor, ne olur babaanne gel, illa kal diye. İnanır mısınız, kalıyorum hani bir gün kalıyorum, şöyle yatıyorum, yattığı yer var böyle. O gündelik odada yatırdı geldiği zaman. Ya şöyle yatıyorum, arkamdan şöyle vuran gibi olur. Hemen dönerim, bakarım, yok. Aman diyorum, bir daha ben buraya gelip de yatmam artık diyorum. Ne bileyim, o hep devamlı benimle. Devamlı benimle yavrum ya. Bir de oğlan kısmısı anneye çok düşkün olur derler ya. Gerçekten oğlan kısmısı anneye çok düşkün oluyor. Kız da babaya düşkün oluyor. O yıl hatıraları var işte. Yıl şeyleri var. Arkadaşlar Allah razı olsun ararlar sorarlar. Şehidimiz geldi evimize kadar helallik işlemeye geldiler. O da akrabamız oluyor. Bayrağı böyle sırtına takmış, kiltilinliğiyle. Kiltilinliğini açmasıyla bayrak yere düştü. Ben de hemen o bayrağı gördüm. Basmayın, bastırmayın diye bağırdım. Yani yavrum için, yani bayrak için, vatanınız için kendisini şehit yaptım. Basmayın, bastırmayın. Hemen o çocuk da hemen aldı o bayrağı. Gerçekten yani o öptü, yine sırtına bağladı yani. Öyle şey gördük. Sonracıma evimize kadar geldi işte. Kalabalıktı baya iyi kalabalıktı. Gerçekten Konya'mızda şehidimize sahip çıktı. Her taraftan olsun yani. Şehit çıktı, selası verildi, her şeysi oldu. Aynen. Daha dün gibi bizim içimizde yaşıyor. Her zaman öyle derim yani. Şöyle bir çıksam, bir baksam ki yani salı günü olur veya cumaları olur. Şehitliğe gideriz eşimle beraber. Eşimle ağız kalabalığı yapsak, hadi git Nihat'in başına bir otur gel der. Oraya giderim, oraya otururum, Nihat'im şu şöyle derim. Konuşurum, onunla konuşurum yani. Bir de ben bir şeycik duymuştum, hani Nihat Hatipoğlu konuşmasında öyle söylemişti. Böyle toprakları deşeldirdikçe, şöyle okşadıkça o ellerinden tutarmış derdi. Biliyor musun, ben o toprakları devamlı oynarım Nihat'im. Böyle deşerim, oynarım, düzeltirim böyle Nihat'im sarık uzun derim.
Arkadaşlar hep sarı derdi. Sarı diye adı şeydi. Sarı gülüm derim. Devamlı sarı gülüm diye severdik. Sarı gülümdü. Böyle topraklarını okşarım. Acaba illerime tutar mı ki diye. Acaba görürüm ki işte. Bayramlar gelir. İlkin ziyaretimiz oraya gideriz. Ziyaretimizi yaparız yavrumu. O beni görüyor artık. O bizi görüyor ama biz onu göremiyoruz. İşte torunları var. Biz bir şeycik yaptık. Bayram geldi. Böyle bayram oldu. Torunum var. O zaman 5 yaşındaydı herhalde. Elimizi öptü. Dedesi bayram haçlığı verir. Amcam da olsaydı amcam da verirdi dedi. Hiç unutmuyoruz. Ondan sonra biz de eşimle beraber konuştuk. Ya dedik bu çocuk böyle söylüyor dedik. Bu çocukta da vardır bir şey. Şimdi bayramlarda gidiyoruz ya böyle ziyaretlere gidiyoruz. Eşim gidiyor o çiçeklerin arasında para koyuyor. Para koyuyor. O çocuk gidiyor oraya her zaman bakıyor. Aa amcam bana para koymuş. O da bir seviniyor, bir seviniyor. Öyle seviniyor, çok seviniyor. Amcam bana para koymuş. Babaanne gidelim de amcam bana para koymuş der. Gider o parayı alır, öyle uçuyoruz. Biz de onda çok seviniyoruz. Amcam bana haçlık koymuş, amcam bana para koymuş diye. İşte her ziyaret ettiğimizde dedesi önden gider, o çiçekler arasında para koyar. O paraya bir uçar artık, amcam bana para koymuş diye. İşte biz de onlarla oynuyoruz işte, torunlarımla. Okullarını hep sporlarda temsil etti, koşularda temsil etti Nihat'im. Ondan sonra hatta resimleri var, albümleri var. Hep takdir teşekkür getirdi, hep takdir teşekkür getirirdi. Spora da çok meraklıydı, çok devamlı top oynarlardı. Ondan sonra okulunu bir gün böyle yarışmada temsil etti koşuda. Bir geldim elleri ayakları tutmuş, oğlum sakın babamız da çok kızardı. Oğlum ayakkabı adam ayakkabı almaktan bıkardı yani. Devam top oynadığı için ayakkabılar çok giderdi. Bir gün hiç unutmuyorum, çorap arıyorum evde çorap yok. Allah Allah diyorum bu çoraplar nereye gitti? Meğersem çorapları toplamış top yapmış. Onda batla sarmış. Batla sarmış ev için onunla oynuyordu. Çünkü evimizde top yasakladı babamız. Çiçekler kırılıyordu, vazolar kırılıyordu. Bir oynuyordu böyle. Süngerimizi kale yapıyordu. Ondan sonra o top da ayağıyla vuruyordu böyle. Ondan sonra acıma her şey kırılıyordu. Bundan sonra dedi, bu eve top girmeyecek dedi. Bu da top, çorapları toplamış top yapmış. Hiç unutmuyorum işte. Bunda hatıraları kaldı. İşecek bir şey yapsak işte. Her şeyde bir hatırası. Ama ne mutlu ki şehit annesi, şehit babasıyla o gururla yaşıyoruz. Babası hiç yalnız bırakmadı. Devamlı askeri okula babasıyla beraber gitti. Bir gün gitti, bir senesini kazanamadı. Askeriye girdi, bir senesini kazanamadı. Bu odaya kendisini kilitledi. Oğlum niye babam bu kadar dershane parası verdi? Ben de kazanamadım dedi. Yani çok utanıyorum oğlum da bir sene kazanamazsan ikinci seferinde kazanırsın yapma. O da kapıyı açmadı. Abisi yalvarıyor. Kardeşim aç kapıyı açmıyor. Babası yalvarıyor. Neden sonra çıktı geldi. Oğlum dedik olan bir şey. Bir de hem liseye gidiyordu hem şeye girdi askeri okula girdi. Kazanamadı. Ama ikinci seferinde tam dershaneye gitti. Dershaneye gidişin o zaman kazandı. Babasıyla beraber babası götürdü devamlı babası götürdü. Hani arkadaş gibilerdi konuşurdu her şeysiyle. Ben Nihat'ın babasıyım. 1950 doğumlu. Hatta Nihat Şeridoğlu'nda bir fazla konuşamıyorum yani, özür dilerim de. Nihat Şeridoğlu'nda sütünü ben verdim, sırasını ben verdim. Bana sordular. Nereye gömelim diye. Hep ben de bu sütünden hasta oldum zaten. Çocuğun sütünden hasta oldum. Konuşamıyorum. Hastane ektim. Fazla konuşamıyorum ya. Tıkadır alt üstü.
Hatta bana sordular, şehit olduğuna neye gümelim diye. Ben dedim, şeye gümelim. Şehit diye bana sordular yalnız. Onu biliyorum, ben iyi biliyorum. Onda kim sormuştu? Karatay, bunun Ümit Ançerli başkan. Karatay belediye başkanı. O söylemişti. Yani hepsi bu kadar. Ben fazla konuşamıyorum yani, ben hastanekim. Ben şehidimle ilgili bir mektup yazdım, şehidime mektup diye. Şehidim, Nihat'im, Sarıgül'üm biliyor musun yavrum? Şehidin olduğunu bile bile gözlerimin önünde seni toprağa verdiğime inanamıyorum. Hatırlar mısın Sarıgül'üm? Kış vaktiydi, okuldan gelirdin de üşüdüm anam deyip de ellerini koltukların altına koyup da ısıttığını. Sen geleceksin diye saate bakıp sopanın üzerine çay koyardım. Yavrum çayı sever diye. Gözlerim içine öyle bir bakardın ki annem, şimdi sen bizlere bakıyorsun, ileride inşallah seni öyle yaşatacağım ki bu günleri unutturacağım derdim. Sarıgül'üm, bir tanem, o günleri unuttum ama seni hiçbir zaman unutmayacağım Sarıgül'üm. Verdiğin sözü tuttun. Beni öyle yaşatıyorsun ki annem, yattığın yer nur olsun, mekanın cennet olsun. Şimdi sen çay yerine Kevser ırmaklarında şerbetler içiyorsun. Sopanın yerinde cennetin sıcaklığında, Efendimizin huzurunda, meleklerin koynunda sıcaklığında yatıyorsun. Öyle bir makamdasın ki herkese nasip olmayan Efendimizin komşususun. Beni öyle yaşatıyorsun ki ben razıyım, Rabbim de razı olsun. Ruhun şad, mekanın cennet olsun Sarıgül'üm. Anne Sıdıka Gül. Ben böyle hep devamlı yazarım. Şiirler yazarım. Bir okula beni çağırmışlardı. Onlarla şey yapmıştım. Bir yazı yazmıştım böyle. Okula gitmiştik. Sevgili öğrenciler ve değerli öğretmenler, sayın idarecilerimiz, bugün bizi buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi ve bizim gibi şehit ailelerine göstermiş olduğunuz ilgi ve saygı için çok gurur ve duyuyorum. Ne mutlu ki mutlu oluyoruz. Biz bu vatan için bir evladımızı kaybettik ama şükürler olsun ki Rabbimize bize bütün vatan evlatlarının annesi olmayı nasip etti. Benim gibi evladı şehit olan annelerin evlatları sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz kokulu gülleridir. Evlatlarıdır. Afrin'de ülkemizin dört bir yanında savaşan ey anneler, babalar ve aileler korkmayın. Onlar peygamber ocağındalar. Onların yanında olmasak da onların zırh gibi kuşatan dualarımız var. Biz ki kan dökmeyi seven bir ülke değiliz. Fakat mevzu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz. Bir ölürüz, bir diriliriz. Sevgili öğrenciler, sevgili hepinizin gözlerini öpüyorum. Şu anda vatanı görevini yapan tüm evlatlarımızı Rabbime emanet ediyorum. Ve son olarak diyorum ki şehitler ölmez, vatan bölmez. Saygılarımla şehit annesi Sıdıka Gül. Akşam olur, hasret büyür, dağ olur. Bu dağlarda kurşun atsan çığ olur. Sen oğlunu geri dönmez say annem. Ben ölünce belki vatan sağ olur. Sen oğlunu geri dönmez say annem. Sesim çığlık çığlık duyulur. Belki yavrum bir tabuta koyulur. Üzülme annem. Bir yangın ki ciğer ciğer kavrulur. Bir yangın ki kardeş kardeş vurulur. Belki kalbim bir bayrağı Anneler Günü için şiir yazmıştım yavrum için. Canım yavrum, ciğerpare. 18 Kasım sabahın sıcaklığında melek olup semalarda süzülüp giderken
Ben üşümesin diye kefenin olup bedenine sarılmak istedim. Sen gözlerimde yaş olup akarken ben yağmur olup toprağına düşmek istedim. Sen giderken tüm sevmişlerim, umutlarım solarken ben çiçek olup toprağında açmak istedim şehidim. Anneler Günü'nde devamlı Nihat'im beni arardı. Canım yavrum, bugün Anneler Günü. Benim için çok zor geçiyor Anneler Günü. Senin sesin kulaklarımda çınlıyor. Sabah erkenden telefonum çalardı. Annem, Anneler Günü kutlu olsun, ellerinden öperim derdi. Sarı gülüm, canım yavrum. Bir evlat için ne kadar zor olsa da annesini kaybetmek o kadar, bir anne için de evladını kaybetmek o kadar zor geçiyor. Bunun adı yoktur oğlum. Evlatsız yaşanır da vatansız yaşanmaz şehidim. Bütün şehit annelerimizin ve gazi annelerimizin Anneler Günü kutluyorum. Ben kutluyorum. Ben sana geliyorum şehidim çiçeğimle, çiçeklerimle. Sen bana gelmesen de ben sana geliyorum çiçeklerimle şehidim. Gösterdiler yavrum. Şöyle gösterdiler. İlkin biz bakacağız dedik. Tamam göstereceğiz dediler. İşte havalanda tören yapıldı. Törenden sonra askeri hastane vardı o zaman yıkılmayan. Askeri hastane vardı. Oraya götürdüler. Ama çok kalabalıktı. Öyle bir kalabalıktı ki yani. Ben diyorum yani düğün oldu diye o arabalar falan bir görseniz yani. Hemen askeri hastaneye gittik. İlkin dediler anneyle baba görecek dediler. Sırayla girdik. Şimdi ilkin ben baktım şöyle. Burnunda bir pamuk, ağzında bir pamuk böyle çenesini çekmişler. Ama böyle sapsarıydı. Öyle bir güzel yeni tıraş olmuş gibiydi. Şöyle eğildim baktım. Nihat'im, sarı gülüm dedim. Ben seni burada mı görecektim demeye kalmadı. Gözler açıldı. Gözler açıldı. Resmen şöyle yan tarafa kayıverdi gözleri. Ben orada bağırdım. Fevzi bak bize bakıyor, Fevzi bak bize bakıyor diye. Hemen beni oradan çektiler. Hemen beni oradan çektiler, çıkarttılar. Sonra ama herkes gördü, o gözünün açıklığını herkes gördü. Komşularım her zaman der, biz ilk defa şehit şeysi gördük diye. Çok güzeldi yani, ne mutlu ki demek ki gözünü açtı bana gösterdi. O gururla yaşıyorum, ne mutlu ki. Gösterdiler, Allah razı olsun gösterdiler, bakacağız diye için gösterdiler. Ama bir tane hocamız vardı, Sıdıka Hanım dedi, böyle dedi, şehidimizin dedi. Yüzüne şöyle sür sür dedi, şurana bas dedi, bir soğukluğu gelsin dedi. Gerçekten iki yüzüne şöyle yavrum, kuzum, sarı gülüm dedim. Şurama bir bas, hani bir soğukluğu gelsin dedi. Ne mutlu ki gördüm. Bazı annelerimiz görmedi, bazı şehitlerimizi göremeyen oldu. Öyle de şehitlerimiz var. Ama ne mutlu ki ben yavrumu gördük. O gördük yani. Törenler yapıldı, şeyler yapıldı. İşte ertesi gün, bir gün Konya'mızda yattı, askeri hastanesinde yattı. Ondan sonra acıma ertesi gün işte gömüldü, öyle oldu. Çok güzel, Hazım Uluşahin orada, okulun oradan geçti biliyor musunuz? Okulda çocuklar bağırıyor. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ne mutlu dedim, bak okulun oradan geçiyor. Kendi okulunu, emniyetin orada kılıldı cenazesi. Emniyetin oradan böyle musallandı, etrafında emniyetin oradan tek şehitliğe geldi. Şimdi namazgah da kırılıyor şehitlerimizin namazları. Ama bizim şehidimiz böyle emniyetin oradan yürüdü geldi böyle omuzlarda. Yaşattık ne güzel, gururlu ama uçlu gerçekten yani o milletimiz nereden geldi? Şimdi tam biz yanına şöyle koydular, yavrumu gömecekler şöyle. Babası dedi, bu abisi de yani broş oldu. Oğlum ne duruyorsun dedi, kardeşini gömsene dedi, eline tut da koy kabre dedi. Ondan sonra acaba hemen çekedi vardı, çıkarttı. Abisi koluyla tuttu böyle, yerine yatırttı. Oradan da hocamız dedi ki, Sıdıka Hanım dedi, ilk toprağını sen at dedi. Böyle, ben üç kulfü bir elham okudum, böyle toprak elime aldım, toprağını attım böyle. İşte hocası, hocamız şeysini okudu, dualarını okudu, çok kalabalıktı bayağı. Ama işte ne diyoruz ki, şehit annesiyiz, şehit babasıyız, o gururla yaşıyoruz. Hani bir telefon gelse, bir diyoruz ki mesela, Allah razı olsun, devletim beni Ümre'ye gönderdi, çok istemiştim Ümre'yi. Gitmeyi. Ondan sonra acıma gittim, şeyler şirketlere de sordum böyle gitmeyi çok istedim. Hani şehit annesisin, uçak biletini almayalım ama 3 milyar ödeyeceksin dediler. Hani o anda da elimde yoktu yani para veremedim, gidemedim. Bir gün oturuyordum, telefonum çalındı. Bir baktım Diyanet'ten arıyorlar. Sıdıka günde mi görüşüyoruz diye. Evet buyurun dedim. Sizi de Ümre'ye göndereceğiz. Ay nasıl olur dedim, benim param yok dedim. Tamam dedi, devlet size sizi gönderiyor dedi. Böyle parasız. İnanır mısınız? Hiçbir para ödemedim. Ümre'ye gittim. Ramazan Ümre'si. 20 gün orada kaldım.
20 gün orada kaldım. Orucumu tuttum. Ben şeker hastasıyım. Yavrumdan sonra şekere tutuldum sıkıntıda, üzüntüden. İnanır mısın orada bir güzel oruç tuttum ki ne mutlu ki yani. Orada dediler ki ne hati görürsün tavaf yapar kana, rüyana girer. Ne rüyama girdi, ne tavaf yapar kana gördüm, hiç görmedim. Bir gün Mekke'den Medine'ye, Medine'den Mekke'ye gidiyoruz. Peygamber Efendimiz'in yattığı yere gidiyoruz, Kabe'mize gidiyoruz. Ondan sonra otobüsleri, 7 otobüs böyle gidiyoruz. Karşıdan bir otobüs geliyor. Böyle şey yazdı, Arapça yazılı. Ama otobüsün üstünde Nihat Gün yazılı. Böyle camda Nihat Gün yazılı. Ay Allah'ım diyorum. Nihat Gün yazılı diyorum. Bir baktım otobüs şöyle yanımdan geçti gitti. Bir baktım kimseler yok. Otobüsün camları böyle karalı böyle. Nihat Gün yazılı. Hemen ağlamaya başladım. Hocamız geldi. Sıka teyze niye ağlıyorsun dedi. Ya dedim otobüs geçti ama dedim. Üstünde dedim Nihat Gün yazılı dedim. Aa dedi bak ne mutlu dedi. Bak dedi seni dedi Kabe'de karşılıyor işte oğlum dedi. Daha ne istiyorsun dedi. Seni dedi Kabe'de karşılıyor böyle dedi. Öyle bir anım var. Hiç unutmuyorum. Allah'ım göstermeyenlere tekrar nasip etsin. Bizi de tekrar nasip etsin. İnşallah görmeyi nasip etsin. Şerif madalyası var. İşime verildi. Verildi o var. Ondan sonra acıma işte bayrağımız var. Bu bayrak böyle bir ayda bazen açılır, bakılır, bir koklanır. Tekrar yine yerine konulur. O bizim zaten salkımız böyle üstümüzde her şeyimizde duruyor zaten. İşte okullarımız bazen geliyor. Okullarımız resmini yapmışlar. Ondan sonra şiirler getiriyorlardı. Çok güzel şeyler yaparlardı. Hatta geçen sene kaç sizsiniz? 2019'da herhalde. Bezirci İlkokulu bir tören yaptı. Allah razı olsun şehidimize karşı Fatma öğretmen var. O böyle okulunda hatim indirmiş naatimize bütün şehitlerimizi. Ondan sonra şekerlerini hazırlamış. Eve geldi çocuklarla talebelerimiz de evimizi ziyaret ettiler. Sonra şehitliğimize gittik. Orada Konya Spor'un altyapısı vardı. Akademi spor okulu vardı. Onlar bana hediyelerini verdiler. Spor, Konya Spor'un şehisini verdiler. Konya Spor taraftarı hiç bırakmaz. Bana ziyaretime gelirler. Ondan sonra acıma böyle işte bu anılarla geçiyor günümüz. Konduramazsın ki, hiç konduramazsın şehit olduğunu. Hiçbir zaman konduramazsın. Anne derdi, inşallah derdi şehit olayım derdi. O da derdi yani, şehit olayım derdi. Oğlum de öyle, ben oğluma şunu derdim devamlı. Oğlum senin acını göstermesin de benim acımı sana göstersin derdim. O çok kötü bir kelimeymiş gerçekten. Hani Allah'ım ne diyor şöyle, en sevdiğin kulunu elinden alırım. Acısını da yaşatırım gerçekten yani. Keşke söylemeyeydim, yavrumun acısını yaşadım. Ondan sonra acıma onun acısını bana gösterdi. Acaba derdim hani bana bir şeycik olduğu zaman oğlum nasıl geleceğim, nasıl gideceğim böyle derdim. Hep gurbet kuşuydu yani. İşte Ankara'ya çıktı, Ankara'dan Van'a çıktı, Van'dan Hakkari'ye gittiydi. İşte öyle geziyordu. İşte aynı severek yapıyordu. Mesela helikoptere biniyordu. Bunun ehliyeti yoktu. Abisinin ehliyeti vardı. Oğlum bir de sen ehliyet al falan derdik. Yok ya ben alamam, kullanamam falan derdi. Abisine öyle derdi, sen kullanamazsın derdi. Oğlum derdi, sen helikopter ehliyeti var mı? Helikopter teksiniydi. Helikopter teksiniydi. Helikopteri sürerim, giderim. Sen yapabiliyor musun? Yapamazsın falan derdi. Öyle şey yapardı. İşte öyle şey yaptı. Helikopterde devamlı. Helikopter teksiniydi zaten. Kuruşuna varıncaya kadar zaten bayağı 6 falan bavul geldi. 6-7 tane bavul geldi böyle. Zaten Hakkari'deydi. İnanır mısın anne derdi bir param olsun derdi. Çok eşya alacağım derdi biliyor musun? Giyime çok düşkündü. Giyimi de çok severdi. Ondan sonra bir eşyaları geldi bir görsen. Daha giyilmedik inanır mısın böyle. Poşetlerin içinde dururdu. Ondan sonra arkadaşları geldi işte. Arkadaşlar dedim birer birer hatıra alın dedim. Arkadaşlar birer birer hatıra aldılar. Sonra ben aldım. Böyle her temizlik yaptığım zaman çıkardım onları neftal denedirim işte. Ondan sonra acaba tekrar koklarım, koyarım. Verdiler. Ondan sonra ben de dedim hiçbir şeye gerek yok yani dedim. Ayakkabısı olsun, giyimi, kuşam olsun çoktu, çok geldi. Toprakla Kur'an kursuna verdik, yatılı çocuklara verdik, oraya gönderdik. Öyle şey yapıyoruz. Onlarla şey yaptık yani, hiç eve koymadım ama hatıra olarak pijaması olsun. Ondan sonra gömlekleri olsun, damatlık elbisesi olsun. Vallahi şehidimizin kokusu her zaman var. Her zaman var. Bazen koku olur böyle. Bir yani kokusu ve onun bir parfümü vardı. Bazen arada sırada gelir. Allah'ım diyorum yavrum sen benim yanımda mısın ki acaba derim.
gelir, kokusu gelir böyle, gelir şehidimize kokusu gelir. Zaten o anda zaten evin içine bir kokular yayılıyor böyle. Evet, askerde de künyesi, ona ben atmadım böyle. Bir zaman boynumda taşıdım. Olmayacak dedim, ensin bu bayrağımız var böyle, bayrağımız tabuda sarılan bayrak. İşte 15 güne bir, bir ayda bir o bayrağımız açılır, havalandırırız, kokusunu koklarız, gersin geri yerine koyarız. Burası zaten Nahatim'in salon, yani Nahatim'izin yeri. İşte kendi resimleri, şehadetnamesi, her şeysi duruyor. Bunlarla yaşatıyoruz işte. Ne mutlu. Gülümse annem.